Gelelim günün dolandırıcılık hikayesine. Bildiğiniz gibi bir hikaye var ki eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'ınla ilgili olaylar bitmek bilmiyor. İsmail Saymaz aradı. Dedi ki Cüneyt'cim dedi ben dedi biliyorsunuz ilk böyle ortaya çıkartan birkaç gazeteci işte. 3-4 gazeteci böyle Serpil Yılmaz, Çiğdem Toker, İsmail Saymaz işte biz buradan şey yapıyoruz. Onun dışında zaten herkes böyle yok çaktırma ya şey gibi hani İkizler'deki taş ocağını görmeyen medya gibi abi ne ikizlerse onun gibi Ruslar Pekcan olayını duydunuz mu? Ne Ruslar Pekcanı? Yok öyle bir şey. Bunlar tamamen safsata, sosyal medyanın şey yaptığı safsatalar gibi bakıyorlar ya. Ee, İsmail Saymaz bir belge yayınlamıştı. Ticaret Bakanı olmadan önce Ticaret Bakanlığında uyaran bir belgeydi bu. Gümrükleri dikkat edin. Ruslar Pekcan Emine Erdoğan'ın adını kullanarak e, şey yapabilir diye nüfus ticareti yapabilir diye uyarı, resmi uyarı vardı yani. Ben de demiştim ki ya bunu acaba Emine Erdoğan'ın şimdi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olan e, hanımefendi mi sızdırdı gibi bir acaba denilen ne kadar tuhaf dedim. İsmail Saymaz onun üzerine öyle dedi ki ben de ondan almadım dedi. Nereden aldım dedi söyledi. Ama burada off the record söyleyemem. Ama devletin içinden aldım dedi. Yani dışarıdan değil şu anda hala devletin içinde e, olan bir yerden aldım dedi. Bunu da bir açıklayayım yani şey olarak hani haberin kaynağı ama bir yandan da e, öyle bir film var değil mi? Jaguar'ın kuyruğunu tutma. Tuttuysan da bırakma. Şimdi bırakmıyor İsmail. E, o da daha önceki Bülent Tüfenkçi ile konuşmuş. Eski Ticaret bakanıyla dün. E, diyor ki ya böyle bir şeyin geldiğini ben de sonradan öğrendim diyor yani. Sonuçta içeride böyle bir şey yürütülmüş diyor. Ne yani ben diyor görevi devretmese miydim diyor? Yani baktığınız zaman ee, ve de yani ben aslında bilmiyorum diyor. E şimdi mümkün mü? Bence değil. Çünkü özel kalemi oraya e, ya, düşünsene Emine Hanım'ın özel kalemi bakanın özel kaleminde bir şey atacak. Bakanın haberi olmayacak ama şimdi çok zor o da ne desin yani hani. Zaten bu Ticaret Bakanlığı böyle geriye gittikçe hep böyle AK Parti'nin aşil topu Ticaret Bakanlığı gibi geliyor bana değil mi? Daha önceki olaylara baktığımız zaman da. Ee, ve en son işte deniliyor ki Ruhsal Pekcan evini 400 bin liraya renove etti. Ya arkadaşlar bu haber değil ya. Şimdi, o, o, da başka bir yerden çıkıyor. 400, 400 bin liraya renove etti. Abi ne diyorsunuz siz yani. Ben dedim ki bu olayı ilk gördüğümde. o dedim biz dedim şu anda iceberg'in en üstünü görüyoruz. Bunu, bunu indikçe gider. Niye? Çünkü biraz gazeteciyiz. Türkiye'yi biliyoruz. Bu işlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Nereye gideceğini biliyoruz. Yani 400 bin lira affedersiniz hani ne derler o lafa olsan şey, devede kulak filde kulak diyeceğim çok büyük olacak <laughs> hiçbir şey değil yani anlatabiliyor muyum 400 bin liraya renove etti oraya gelene kadar abi neler 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 olabilir yani ama şimdilik görmezden gelelim boş boşver yokmuş gibi davranalım diyor bir kısım basın Tabi bu olayda şunu da görüyorsunuz, devletin içinde hala, hala demeyeyim mi? Devletin içinde her şeye rağmen, peki o kelimeyi de kullanmayayım. Devletin içinde her zaman değil, bu ülkeyi seven, işini namusuyla yapan memurlar olduğunu görüyorsunuz. Yani nüfus ticaretine karşı duran, ülkenin zarara gitmemesi için elinden geleni yapan her şeye rağmen, her şeye rağmen çalışan insanlar olduğunu görüyorsunuz. Zaten mesela burada da Gümrük Bakanlığı'nda birisi haber yapmıştı. Sanırım Çiğdem Toker bugün. E, tabii ki Pekcan gelince bundan haberi olmuyor mu bu yazışmalardan? Haberi oluyor. Çıkartamıyor mu haberi? Çünkü devletin sistemine girince de öyle hemen silah olmuyor. Ha, çünkü neyse hala demeyeyim. Neyse ki de demeyeyim. Her zaman çünkü devletin bir hafızası var yani. O sen böyle ben onu istemiyorum bakan oldum sil hepsini diyemiyorsun yani diyorsun da yapmıyor. Yani sistem izin vermiyor. Ya hala demeyelim her zaman. <laughs> Öyle bir temenni var mı gördüğümüz kadarıyla? Yok diyemeyiz ona da hani bir temenni olduğunu biliyoruz yani. Ben dedim oldu.